Tekrar merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz kanalımıza. Bugün tanıtacağımız ürün Plena'nın üçlü priz ve üçlü USB sunan ve bize power şeklinde kapatma açma tuşu sunan bir ürün. 2.1 amper çıkış gücü vermekte USB'de ve bu da hızlı şarja olanak tanıyabilecek bir güç. Arkadaşlar bu şekilde size bir gösterim sunmuş. Yani zaten bunu deneyeceğiz sizlerle beraber. Şimdi kutu açılımı yapalım. Güzel bir kutusu var arkadaşlar. Şöyle. Evet, ürünümüzün içerisinde bir de kitapçı mevcut. Şöyle gösterelim. Çok küçük bir kitapçık, evet. Ufacık, minicik bir kitapçık koymuşlar. Ürün bu şekilde arkadaşlar. Açıp kapama tuşu. 3 USB tuşu, 3 USB girişi, 3 de priz girişi mevcut. Arkasında CF, yani Avrupa standartlarında olduğunu ve Plena markası olduğunu gösteriyor bizlere. Şimdi bunun denemesini yapacağız arkadaşlar. Şöyle ki, önce bunu bir kızımdan yardım isteyeceğim. Benimle şu karşı prizleri kızım alt tarafa bir takasın. Altta, en altta, en altta takasın. Takabildin mi babacığım? Hı hı. İyice oturdun mu? Tamam. Evet. Şimdi sen bana şunlardan ver bakalım, örneklerden. Tabii ver babacığım. Ver onları tek tek deneyelim. Evet. Şimdi bir tane deneme için bakın arkadaşlar. Işığı yandı. Elektrik geldiğini gösteriyor bize. Şöyle yapalım. Önce bir bizim bir şarj ünitemiz var. Şarj pillerimiz var. Önce onu takalım. Evet. Işıkları yandı arkadaşlar. Şarj yapıyor şu an. Yani şimdi yandı. Yani şu an yandı arkadaşlar. Evet, koruması varmış. Korumasını çıkarttık. Şu an pillerimizi şarj yapıyor. Kızım bir tane de şu ikisini de ver babacığım. Ver onları da. Evet. Şimdi USB'yi deneyelim. USB hard diskimiz var. Bakalım bir elektrik verince çalışacak mı? Evet arkadaşlar. Şu an çalışıyor. Işığı yandı. Evet. Çalışıyor. Evet, USB yine bir kablosuz wireless şarj ünitemiz var, Samsung'un. Onu da bir takalım. Evet, o da ışığı yandı arkadaşlar. Benim bir tane daha bir telefon şarjı, annenin şarjını getirir misin bana? Telefonuyla beraber. Telefonuyla beraber annenin şarjını getir. Bizde kitapçıkta ne yazmış? Termal akım korumalı uzatma kablosu olduğunu işte özelliklerini belirtmiş. 3 priz sayısı, 3 USB sayısı olarak göstermiş bizlere. Şebeke çıkışı şeklinde gösterim sunmuş. Arkadaşlar çalışma değerleri 10 amper, 2500 watt, 2500 joule olarak göstermiş. 100 ve 250 volt arası 50-60 Hz desteklediğini, yani normal şebeke voltajı çalıştığını bize belirtmiş. 220 volttur bizim şebeke gelimiz. 250 volta kadar desteklediğini söylemiş. Evet, kızım yine sağ olsun benden bize destek veriyor. Şimdi önce şunu deneyelim. Şuradan bir prizi takıp deneyelim. Şöyle deneyelim. Evet, ver babacığım. Şuradan da şunu takalım. Bakalım şarjımızı yapacak mı? Şimdi taktık ve şarjımızı yapıyor. Hızlı şarj olarak gösterdi. Şimdi şunu çektik. Hızlı şarjı buradan alabilecek miyiz? Bakalım. Şöyle. Hızlı şarjı arkadaşlar vermiyormuş. Bunu öğrenmiş olduk. Evet. Normalde bu telefonumuz hızlı şarj olabiliyor. 3 amper bir ünite burada. Servolsun. Buradaki 2.1 amper bize hızlı şarjı sağlamamış oldu.
normal şarj olarak gözükmekte. Ama yine de amperi yüksek olduğu için normal şarjdan yine de hızlı olacaktır. Ürün güzel, kullanışlı arkadaşlar. Şuradan düğmeyi kapattığımızda ne olacak? Evet, bütün her şeyi kapatmış olduk. Bütün verimi, her türlü elektriği kapatmış olduk. Tekrar açtığımızda da tekrar elektriği sağlamış olduk. Bu tür videoların devamı için sizlerden destek istiyoruz. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin bizden. Bizi takipte kalın. Teşekkür ederiz.